Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güneşi şey yapayım. Bazen şimdi yurda geri dönüyorum. Şu eşyalarım, çantam, bilgisayarımı falan aldım. Lazım oluyor çünkü ve otobüs bekliyor. Nisa Gülsel. Yani yarın üniversitede, derste, ne bileyim bir yerde görüşürüz. Şimdi yurttayım. Bunlara aldım. Kantin var bu arada. Kantinde oturacağım tek başıma. Günaydınlar arkadaşlar. Şimdi okula gideceğim. Bu arada sabah biraz erken kalktığım için birazcık çalıştım. Çok az ama 20 dakika falan. Ama yine de hani böyle boş bulduğumda çalışırsam çok iyi olacak. Erken kalkıyorum zaten sabahları. Ve şimdi yemekhaneye gideceğim. Ondan sonra okula gideceğim. Saat 9'da dersim başlıyor. Ama ben buradan birazcık erken çıkayım. Bir de okulda sosyal sorumluluk projesine katıldım ben. Ona da dahil olayım. O ders başlamadan 10-15 dakika önce başlıyor çünkü. Çok kısa bir şey. Her gün yapılıyor ama. Etkili olsun diye. Ona katılacağım. Şimdi yemekhaneye gidiyorum. Bugün yani 1-2 gün benle berabersiniz. Ve beraber şey yapacağız. Eğleneceğiz bakalım. Ha, bu arada çıkışta belki bir şey yapabilirim, yapmayabilirim. Tam emin değilim ona. Bu arada biraz değişik olabilir çünkü etek giydim ve ilk defa etek giyerek dışarı çıkıyorum. Yani normalde evde giyiyordum ama dışarı ilk defa, yani tuhaf geliyor o yüzden. Bir bavul daha. Harika. Ay yoruldum. Bu arada bizim burada yani İzmir'de çok fazla tanıdık olduğu için her gidenle bir şey geliyor. Yani bunlar gerekiyordu çünkü çok az eşya getirmişim. Ve birkaç bir şeye ihtiyacım var. Hatta hafta sonunda gidebilirim yani köye. Yurda geldim de. Tamam, kızlar yok. O yüzden kimseyi rahatsız etmeden şey yapacağım. Okul çıkışı direkt zaten bunları almaya gittim. Bunları yerleştireceğim şimdi. Bir de hafta sonu ablam, yani ablam dedim, annemin kuzeni. Bir de İzmir'de benim çok fazla akrabam var. O yüzden onlar gittiğinde, geldiğinde ya da herhangi bir şekilde köyle şey olduklarında onların sayesinde böyle eksik olan ya da gitmek istediğimde falan gidebiliyorum. O yüzden o yönden şanslıyım. Şimdi bu eşyalarımı yerleştiriyorum ama şu an çok terliyim ve susadım. Şurada suyum falan vardı. Eşyalarım falan var. Buraları ayarlayacağım. Ondan sonra da markete gideceğim. Oradan alınacak eşyalarım var. Paramın yettiği kadar artık. Çünkü param bitmek üzere. Ay sonunda geliyor. Ve yettiği kadarını alacağım. Yetmeyeni de diğer ay ya da köye gittiğim zaman getireceğim inşallah. Ondan sonra da ders çalışacağım. Bu kıyafetleri koymuş da havlu koymamış ya. Benim asıl havluya ihtiyacım vardı. Ama neyse, bunlar da İyi gene. Annem en sevdiğim kazağımı da koymuş. Yani kazak
giymek birazcık problemli oluyor. Çünkü öğleden sonra sınıyor ama hava soğuduğunda gerçekten çok mutluyum şu an. Şimdi eşyaları yerleştirdim buraya. Şöyle şuraya koydum bunları. Hepsi sığdı zaten. Burada böyle şey var. Burada bilgisayarım falan var. Burada da normal klasik giydiklerim. Şuraya ceketimi asıyorum. Yani şurası kısa olduğu için ceket zaten kırışıyor. Ya da hani kırışmaması gerekenler kırışıyor. O yüzden hiç yani kırışıyor zaten diye askı kullanmıyorum. Sadece ütülediğimde koymak için bir tane askı var. Hani her gün zaten giyeceğim şeyi ütülüyorum. Bu arada kimse yokken tuvaleti de göstereyim isterseniz. Ama zaten herkesin bildiği tuvalet yani klasik. Şurada tuvalet var. Şurası hani şey lavabo. Burada da banyo var işte. Bence gayet yeterli yani. Çok bir şeye gerek yok. Bir de şuramı daha demin patlattığım için kanıyor. Harika. Ve markete gidiyorum şimdi. Taşıyabileceğim hani tuvalet kağıdı, ıslak mendil falan alacağım. Zaten yavaş yavaş alacağım. Çamaşır şimdilik yıkamadığım için çamaşır deterjanı falan da almayı düşünmüyorum. Zaten ben çok kalmıyorum. 6.30'da geldim mesela. Normalde geç gelmeyi planlıyordum ama bak erken gelmişim ona rağmen. Yani birazdan da hani onları alıp geleceğim. Yemeğimi yiyeceğim. Sonra ders çalışmaya geçeceğim. Ve odada çok kalmıyorum. Yani uyumak için, üstümü değiştirmek için. De banyo falan yapmak için, temel ihtiyaçları karşılamak için odadayım. Onun dışında etüt odasında olacağım çünkü oda 6 kişilik olduğu için kalabalık oluyor ve herkesin kendine ait huyu ve kendi özel şeysi var. Kimseye kalkıp da şey yapmam yani gerekmediği sürece kimseye kavga edici ya da rahatsız edici bir şey yapmamaya çalışıyorum. Bu şekilde kitaplarım da şurada. Zaten kitapları çok olan bir tek benim. Diğerleri çok kitap yok. Çok yani inşallah biri uyumuyordur çünkü 2 saattir konuşuyorum. İnşallah uyumuyordur kimse. Özür dilerim. Uyandım. Ben sonra gidiyorum. Ben artık yeter. Sıvı sabun şundan alacağım bir tane. Çünkü çok kullanıyorum ben. Bir de bir tane ıslak mendil alacağım ve okey. Karar değiştirdim. Bundan alacağım çünkü daha ucuz. Bundan alacağım. Kantinin şeysinden. Tuvalet kağıdından. Bir de şurada bir tane şey vardı ya, sabun. Şu sabundan alacağım. Yurdum kantininden şöyle 24'lü rulo tuvalet kağıdı aldım. 91 liraydı. Markette daha pahalı olduğu için buradan aldım. Daha uyguna geldi bence. Yani bu da bana bir sene falan yeter. Çünkü çok kullanmam zaten. Gereksiz para veremem. Bu arada bunu bitirdim ve çok güzel. Yani parasını biraz pahalılaştığı için alamayacağım büyük ihtimal ama yine de güzel yani, alabilen varsa alsın. Bu arada alın falan dedim ama şunu söyleyeyim, hani yüz tipinize göre bakarak alın. Eğer o yüz tipine uygunsa öyle alın bence. Şimdi ben tam olarak bilir kişi değilim ama benim bana iyi geldi. Ondan dedim yani, şimdi bir şey olur sivilce falan çıkar. Ben o yüzden çok şey yapmayayım sizi. Haberiniz olsun.
Bu arada size önlüğümü göstereyim. Daha yeni aldık ve bugün laboratuvar dersim var, anatomi. Anatomide kullanacağız. Giyeyim mi şimdi? Bu videoda göstereyim mi bunu? Nasıl olmuşum? Ay. Sevdim. Bu bence oldu ya. Ege Üniversitesi'nin amblem. Söyleyemiyorum böyle kelimeleri, çok kusura bakmayın artık. Ama güzel oldu. Bu videoda göstereyim bunu. Bunu da anlatırım. En son ders çalışmayla ilgili bir video çektiğimi hatırlıyorum ve ondan sonrası yok. Çünkü bir hafta oldu üstünden geçti ve ben bir haftadır hiçbir şekilde video çekemiyorum. Nedenini açıklayacağım. Öncelikle cumartesi pazar köye gittim. Ablamlar gittiği için ben de fırsatım olmuşken gideyim dedim. Sınavım vardı pazartesi günü. Ona da çalışıyordum. Hani söyledim. Bir de odam değişti. Bir sürü şey oldu. Ve yani video çekip onu editlemeye fırsatım bile olmadı. Şöyle yapalım diyorum ben. Hani bu videoyu ben burada bitireyim ve yurt artı üniversite ile ilgili böyle soru cevap şeklinde bir video çekmek istiyorum. Onu da hani sorularınızı da Instagram'dan alayım. Orada hani belli oluyor ve sırası ben daha kolay oluyor yani. Bu YouTube'da da sizden soru istedim. Orada da sıkıntı yani, hem görmüyorsunuz hem de bildirim de gitmiyor ben oraya yazdığımda. Orada sıkıntı oluyor ama Instagram'da sıkıntı olmuyor. O yüzden ben Instagram'dan alayım sizin sorularınızı. Orada bir de çekecek bir yer bulurum böyle güzel. Orada hep beraber soru cevap şeklinde bir video çekmiş olurum. Evet, şuram açılmış. Ve şu üst ranzada kalıyorum. Hepsini anlatacağım. Takipte kalın. Ve Instagram'dan da beni takip ederseniz eğer sorularınızı da oradan alırım. Öyle düzenli bir şekilde soru cevap çekmiş olurum. Diğer videom öyle olsun istiyorum. O yüzden bu video yayınlandığında oraya bir story atacağım. Kutucuk oluşturacağım. Oradan sorun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, öptüm. Bye bye.